Aracın böyle motor sesi yalnız baya bir tok, onu söyleyeyim. Böyle küçük falan ama motor sesi hakikaten baya tok geliyor. Güzel yani. Fiat Panda Cross 4x4 Kocaeli Gölcük Fiat Beykar bayiindeyiz. Bugün size bu tatlı, minik, önemli olan boyu değil işlemi dedirtecek aracı tanıtacağım. Kanalıma abone olup gönderilerimi beğenmeyi unutmayın. Evet dostlar, bu minik dev Fiat'ın SUV tarzı 4x4 olarak üretmiş olduğu kupon aracı diyelim. Bu bayağı eski yıllardan beri üretilen bir araç. Kendisi küçük olmakla birlikte 4x4 olması nedeniyle arazide de yetenekli bir araç. Aracın dıştan tasarımı bu şekilde. Gördüğünüz gibi arkada sis lambası, geri lambası, arka tampon dodiği falan gayet şık duruyor. 15 inç jant kullanılmış bu araçta. Cross yazısı yan tarafta var. Yurt dışındaki bazı modellerde 4x4 yazısı da burada gözüküyor. Bu araçta 4x4. Burada plastik dodikler var. Aracın önden görünüşü gayet sevimli ve şık duruyor. Ön tarafta iki taraftan da çeki demiri gördüğünüz gibi hem sağda hem solda mevcut. Sis lambaları altta beyaz led olarak yanıyor. Araç 2021 model, onu da söyleyelim unutmadan. Öndeki ilave bu farlar da çok çok hoş duruyor. Aracı güzel gösteriyor. Küçük bir araç, evet, fiyatın üretmiş olduğu bir araç. İç işçilikte biraz zayıf olduğunu zaten göreceksiniz. Ama benim de yıllardır beğendiğim, birkaç defa kullanma fırsatı bulduğum bir araç. O yüzden sınıfında sempati duyulacak bir araç olduğunu düşünüyorum. Şimdi içine binelim arkadaşlar aracın. Kapılar küçük olmasına rağmen bayağı bir ağır, öncelikle söyleyeyim. İçine geçtiğimizde bizi bir küçük dev karşılayacak. Şimdi arkadaşlar, bu araca ilk bindiğinizde buraların tozlu olduğunu düşünebilirsiniz. Burada zemin böyle talaşla, sanki talaş sürülmüş gibi bir şekilde bir değişik bir şey yapılmış. Başta yadırgıyorsunuz ama sonradan hoşunuza gidecektir eminim. Direksiyon göbeği bu şekilde. Gösterge bu şekilde. City modu araçta var. Şöyle bastığınızda motoru duyuyorsunuz. Motorda çift turbo var arkadaşlar. Twin turbo diye geçiyor. Görüyorsunuz. 210 kadran var. Burada 7 inçlik bir multimedya sistemi var. Araç için yeterli. Dijital klima var arkadaşlar. Bu full paket. Dijital klimamız güzel. Burada işçiliği arkadaşlar takılabilirsiniz. İşçilik fiyatta biraz daha bu araçta düşük ama araç güzel bir araç. Cam kumandaları burada. Gayet sessiz bir şekilde camlara kumanda edebiliyorsunuz. Sesi kısalım. Öncelikle girişteki introda videoda biraz gürültü var. Kulaklık ve mikrofonumu almayı unuttum arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Biraz ses zayıf. Burada elektrikli ayna kumandaları mevcut. Aracı da sağ olsun arkadaşlar çekimden önce yıkadılar. Fiat personeline ve özellikle müdürleri, satış müdürleri Serkan Bey'e de teşekkür ediyorum buradan. Araç 6 ileri manuel vites. Yumuşak arkadaşlar, şöyle baktığınız zaman yumuşak bir şekilde geçiyor. Burada eco mod tuşumuz var. Klima konumlarımız var. Burada da arkadaşlar şurada sürüş modlarımız var. Görüyorsunuz. 12 volt DC giriş var burada. Çakmaklık girişi var. Burada görüyorsunuz arkadaşlar. Çıkış. Yokuş çıkış. Burada yokuş iniş var. Gösteriyor. Burada da düz yol için biraz basılı tutuyorsunuz. Mod var. Bu altta da turuncu renkte aydınlatma var. O da güzel düşünün. Aracın el freni. El freni gibi böyle bakın. Bu da tarz olmuş. Bunu beğendim. Yani bu araçta bu güzel bir şey. Yumuşak bir şekilde çekiliyor. Bardaklık burada
3 tane var. 2 ön için bir arka için düşünülmüş sanırım. Aracın iç tasarımı bu şekilde. Direksiyonu gayet yumuşak bir araç. Far kumandası burada. Silecek kumandalarımız burada arkadaşlar. Onun dışında buralarda komple desende panda yazıyor arkadaşlar. Komple her yerde panda yazısı var. Değişik bir tarzı var. Böyle hissiyatı da fena değil. Tabii sert plastik. Buralar deri yapılmış. Güzel. Burada hoparlörler plastik. Kapı açma kolları bu şekilde. Şişelik burada. Fena değil. Yeterli araca göre. Aracın boyutuna göre yeterli olduğunu düşünüyorum. Aracın ön tarafı bu şekilde. Güneşliklere bakıyoruz. Tabii ki bu segment bir araçta güneşlikte ışık yok. Bu aydınlatma bu şekilde. Aynamız kararan dikiz aynası değil. Arka tarafta mesafemiz tabii ki küçük. Görüyorsunuz. Bu aracın tavan yüksekliği araca göre gayet başarılı. Evet dostlar. 4x4 demiştik. Cross 4x4 olarak geçiyor. Twin Turbo 0.9 85 beygirlik bir motor mevcut bu araçta. Araç kaç silindir? Onu da söyleyelim. Araç 2 silindir arkadaşlar. Bu araç 2 silindir olarak üretilmiş. Bir de bunun 4x4 olmayan 1.0 Urban Cross'ları var. Onlar 3 silindir. Bu aracı 2 silindir olarak üretmişler. Farklı bir araç. 6 vites olması iyi. Yani küçük motor da olsa 6 vites arabayı her zaman rahatlatacaktır. Aracın güvenlik olarak baktığımız zaman arkadaşlar ABS, EBD, BAS, işte acil fren destek sistemi var, ESP var. ASR çekiş kontrol sistemi standart olarak sunuluyor. Yan hava yastıkları var, ISOFIX var arkadaşlar, gündüz farları var. Tasarım ve stil olarak da ön sis farı, tavan rayları mevcut arkadaşlar. 15 inç jant mevcut olduğunu söylemiştim. Şimdi arkadaşlar bu araç küçük bir araç. Özellikle ben izleyicilerimde bayanların bu araçları tercih edeceğini düşünerek de bu aracı özellikle çekmek istedim. Fiat'ta çektiğim Egea'yı daha önce bir kısa çekmiştim. Genel olarak çektiğim ilk araç olacak bu. Özellikle bayan izleyicilerim için çektim. İzleyip abone olurlarsa memnun olurum. Araca şöyle baktığınız zaman baş yüksekliği gayet başarılı arkadaşlar yani. Aracın küçük olmasına göre gayet başarılı. Şöyle oturumda da çok dar değil, daralmıyorsunuz aracın içinde. Yani küçük bir sınıf bir araca göre güzel. Koltuk yükseklik derinlik ayarı var. Derinlik ayarı şu an en altta. Bu kadar mesafe kalıyor. Bence fena değil. Şu an ben yine 1.83 boyuma göre ayarladım şu an, oturuyorum. Arkaya bir geçelim bakalım arka nasıl. Başta dar olduğunu söyleyeyim. Siz de gözünüze görürsünüz. Şu anda arka tarafa geçtik. Arka taraf gördüğünüz gibi gayet dar. Yani şöyle baktığınız zaman zor oturuyorum. Bu da normal bu araç için. Tavan yüksekliği yine fena değil. Güzel. Biraz dik oturuyorsunuz. 3 kişi binmeniz arkaya çok zor. Ortaya binen resmen tabiri caizse ne denir? Bizde Türkçe'de tost olur. Yani ortadaki arkadaş tost olur muhtemelen. Çünkü bayağı dar. Kapılar arkadaki yine aynı öndeki kişilik devam ediyor arkadaşlar. Arka camlar maalesef ki maalesef manuel, gördüğünüz gibi. Manuel inip kalkıyor. Şöyle arkaya baktığınızda da bakın kafalıklar var yine arkada. Bagaj mesafesi bayağı az arkadaşlar. Bu araç için çok normal ama bunlar. Başta bunu da söylemiştim zaten. Şu sempatiye bakın. Küçücük bir araç ama önden baktığınızda şöyle gayet böyle bakış açısı geniş gözüküyor ve yüksek. Yani şu an minnacık araçta yüksek oturuyorsunuz. Bunu da yapmayı becermiş Fiat. Fiat'ı da bu konuda tebrik ediyoruz. Anahtarı görüyorsunuz. Anahtar klasik Fiat anahtarı. Öndeki ızgaralar bu şekilde. Kalorifer ızgaraları. Bir de ayrıyeten arkadaşlar bakınız. Şurada da üfleme için var. Cam üfleme. O da çok güzel. Çok iyi bir şey yani. Birçok araçta bunu çok düşünmüyorlar. İyi düşünmüşler. Araç genel itibariyle seksi bir araç bence ya. Yani küçük de olsa seksi bir araç. Şu darlık dediğim gibi bakın. Bayağı dar. Şu an zor oturuyorum yani. Burada arkadaşlar şey var. Bakın koltuk böyle yatırma var. Tabi arkada bunda bayağı yatırıyorsunuz. Buradan da hani otururken falan şey yapmak için. Yani tek kapıda sanki biniyormuş gibi bir hava oluşmuş araçta. Bu şekilde bu. Yine bakın şunu da şey yapalım. Böyle yatırdığınızda arka taraf bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şöyle yine bir süzelim aracın içine. Burada iki tane çıkıntı var tavanda. Tavan malzemesi fena değil. İdare eder. Koltuklar öndekiyle yine aynı. Yanlarda deri var.
Buralar kumaş. Burada küçük bir panzot mevcut. Bu şekilde aracı gayet ben şık buldum. Arkadaki bu kare küçük cam. Bu da ayrı bir hava katmış yani hakikaten. Değişik bir araç, ikon araç yani. Ben her zaman söylemişimdir, ben markaya takılmadan ikon araçları seviyorum arkadaşlar yani. Markası o olmuş bu olmuş değil, ikonsa bir araç, tarzsa benim hoşuma gidiyor, etkiliyor beni. Özellikle de zaten bugün Panda'yı çekmek isterim. Bir de ay başında inşallah Serkan Bey ile görüştük. Egea'nın hibritleri gelecek ve şu an hibrit araca özellikle Türkiye'de 450 bin lira altında ÖTV muafiyetiyle olan araçlara Türkiye'de bayağı bir kitle bekliyor. Fiyatları şu an net belli değil ama ay başında da inşallah bunu da çekeceğim arkadaşlar. Hibriti. Onun da sözünü aldık kendisinden. Burada bakın City modu var. Burada far yükseklik ayarı var. Burada sette saat falan bu tür ayarlar ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Burada sis farları var. Cam ısıtıcı var. Airbag off tuşu var ama aktif değil. Dörtlü çakar var. Şu şeyi beğendim. Yani radyo ekranı bakın dokunmatik var mı bakalım. Dokunmatik de var. Vay. Vay be, dokunmatik de var yani. Güzel. Ve şunu söyleyeyim. Dokunmatik hassasiyeti gayet güzel yani. Bakın pusula. Pusula var ya. Ne güzel yani, pusula var. Şimdi neden pusula var? Çünkü bu araç 4x4. İnsanlar izleyip şunu diyebilir. Ya bu araç küçücük araç zaten. 4x4 olsa ne olur? Motoru küçük. Öyle değil arkadaşlar. 4 tekere birden kumanda edebilen bir motor küçük de olsa sizi 4x2 çok büyük motorlu güçlü bir aracın çıkamadığı yerde çıkmanızı sağlayacaktır ki videolar şu an kısmet olmadı. Belki çekemeyeceğim ben ama bu aracın zaten arazide çekilmiş videoları da var. Gayet başarılı. Oradan da inceleyebilirsiniz yani arkadaşlardan. Şimdi araçtan indim. Biraz inişim zor oldu uzun boylu olduğum için. Bu tavan barları gayet şık, güzel. Metalik gri, anten bu şekilde. Köpek balığı sırtı olabilirmiş ama çok da gerek yok. Arkada Panda yazısı, Fiat logosu. Egzoz hafif böyle buharlı yeni çalıştığı için. Arkadaşlar. Şimdi bagajı açalım, bir de bagajı görelim. Bagaj açma düğmesi burada. Pardon. Bagaj küçük. Yani gayet küçük bagaj ama bu araç için ideal bagaj. Çok böyle şey değil. Derinliği çok güzel arkadaşlar. Derin olması çok güzel. Kullanışlı. Bagajı da buradan çekip böyle kapatabiliyorsunuz. Evet, motor biraz pis. Ama şöyle göstereyim. Gayet sessiz çalışıyor. Dediğim gibi twin turbo. Twin turbo biliyorsunuz çift turbo oluyor. Twin turbolu bir araç. Bakın şurada görürsünüz. Şu soğutma sisteminin hortumu üzerinde bakın 4x4 yazıyor. Yani demek ki bu 4x4'e göre ayrı bir hortum kullanıyorlar diye düşünüyorum. Aracın motoru da bu şekilde görünmekte. Detay var mı diye bakıyorum motorda başka. 12 volt 60 amperlik bir akü var. Bu şekilde. Kapattığımız zaman da şöyle bırakıyoruz. Motor kaputlarını öyle bastırarak kapatmayın arkadaşlar. Direkt bırakın, kapanır zaten. Önden de gayet şık ve yakışıklı duruyor bakın. Şuralar da güzel bu detaylar. Bunlar plastik ama sağlam yani. Öyle hani hemen kırılacak gibi falan bir hissiyatı yok. Gayet bakın çekiyorum. Sağlam malzemeden yapılmış. Ön koltukların yatmış halde bakın bu şekilde. Şeyi atlamayalım bu arada. Direksiyonda yükseklik ayarı var. Bakın. Çok ama mesafeli de yükseklik ayarı var. Derinlik ayarı yok. Bir de şurada bakın şu saklama kabı gözü çok güzel arkadaşlar burada. Buradan mesela buraya diyelim bardak falan koydunuz. Buraya da işte telefon ıvır zıvır bir şey koyabilirsiniz. İşte bu şekilde arkadaşlar. Koltuk airbaglerimiz mevcut. Kapımızı kapatalım. Şöyle dıştan tekrar bir aracımızı süzelim. Almak, binmek isteyene de hayırlı olsun. Tarz olarak tercih edecek arkadaşlar bu araçtan memnun kalacaklarını düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bugün de size Kocaeli'de Fiat Panda Cross 4x4'ten seslendik. Şu anda kapanışı bagajdan yapayım diye düşündüm. Bagajdan yapıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Bay bay.